Sevgili dostlar, Side Sorgun'da Voyage Otel'deyim. Buradaki konaklama deneyimlerimi sizinle paylaşacağım. Böyle ana binası daha küçük, daha fazla böyle bungalov tarzı evleri olan, odaları olan bir otel burası. Buradaki yaşadığım deneyimleri sizlerle paylaşmayı planlıyorum. Şu ana kadar giriş, karşılama ve diğer şeyler gayet güzel. Herhangi bir sorun yok. Şezlongun başındaki barkodu okutuyorsunuz. Bir ekran geliyor. Örnek veriyorum, içecekler diyorsunuz. Örnek veriyorum, çay. Normal demleme çay istiyorsunuz. Sepete ekle. Tamamla. Siparişi ver. Çayınız gelecek. Ve çayımız geldi. Sevgili dostlar, alakart restoranlardan bir tanesi de böyle buzuki restoran. Böyle Yunan tarzı bir balık restoranı. Böyle sirtaki tarzında. Şöyle ismini de çekeyim. Mavi ve beyazın ağırlıklı olduğu renklerde döşenmiş. Girişi de gayet güzel. Yine içeride şu an kapalıyken çekiyorum. Böyle eğlence için tefleri de koymuşlar. Yani burada eğlence herhalde gırla kopuyor. Güzel bir mekan oluşturmuşlar. Tam bir balık restoranı. Böyle terası da var. Gayet güzel bir ortam. Akşam için hazırlanacak. Müzik de yapılıyor tabii. Bu şekilde bir balık restoranı. Burada misafirlere çok geniş bir seçenek var. Ama en güzel menüde kalkan ikram ediliyor. O şekilde. Akşam tekrar buranın devamını çekeceğim. Şöyle arkamda görmüş olduğunuz küçük bina otelin resepsiyonu. Hani böyle otellerde büyük binalar olur, büyük resepsiyonlar olur. O şekilde değil. Küçük bir karşılama resepsiyonu var. Yani otel daha önce de bahsettiğim gibi orman içerisinde konumlandırılmış şekilde. Böyle bungalov, villa tarzı evlerden oluşan bir yapısı var. Bunlar tabii villa değil yani. İçleri birer otel odası. Ama dışarıdan villa gibi gözüküyor. Bu şekilde konumlandırılmış bir otel. Şu ana kadarki deneyimim gerçekten çok güzel, konforlu, temiz, bakımlı. Yani resepsiyonun arkasında şurada bir işte çay kahve içmek için küçük bir bar var. Yeterli sayıda garson çalışıyor. Yani hani böyle sürekli garson arama durumunuz yok. Sevgili dostlar, otelin içerisinde böyle bir Çin restoranı var. Böyle teppanyaki dedikleri bir sistemle akşam misafirlerine burada yemek hazırlıyorlar. Tabii burası alakart restoran olduğu için rezervasyonlu misafirleri kabul ediyor. Bazı dönemlerde belli bir ücreti oluyor, bazı dönemlerde ücreti olmuyor. Akşam burada şef güzel bir ocağın önünde işte ekipmanlarıyla buradan görünebiliyor mu bilmiyorum ama bıçakları işte değişik ekipmanlarıyla burada bir şov yapıyor yani misafirlere Çin restoranında. Bu şekilde rezervasyonlar sabah saat 9'da başlıyor. Çok hızlıca tükeniyor.
Çevirsene şeyi, şu platformu çevirsene. Çevirmeyin. Relax havuz burası. Akşam üzeri çekiyorum ki insanlar varken çekmeyeyim diye. Gayet yeterli büyüklükte bir havuz. Çocuklar girmiyor bu havuza. Müzik vesaire de yok. O yüzden adı üstünde relax havuz. Hemen havlu barları da burada. Yani havuzun yanında ilk defa bir havlu bar görüyorum. Bu da iyi bir seçenek. Tüm şezlonglarda şemsiye var. Şemsiye sorunu da yok. Oldukça iyi. Dostlar, elektrikli araçla gelenler için şarj istasyonu da planlanmış. Burada bir şarj istasyonu da konumlandırılmış. Bu şekilde bu ihtiyaç da giderilmiş. Burası da yürüyüş yapmak için güzel bir parkur. Otel yaklaşık 80 dönüm arazi üzerine oturduğu için çok büyük bir alan burası. Böyle ormanlık bir alan. Sabah yürüyüşü veya akşamüstü yürüyüş yapmak için, yürüyüşü sevenler için güzel bir yer. Odalara ulaşım da böyle mini golf arabalarıyla sağlanıyor. Odanın önüne kadar götürüyor arkadaşlar. Bu da otelin bir. Otelimiz hayvan dostu bir otel. Böyle kedi evleri yapmışlar. Hem çok şık olmuş hem de otel niyetini ortaya koymuş. Kedilerin bakımını yapıyor. Onların mamasını da koyuyor. Sularını da koyuyor. Misafirler de koyuyor tabii ki bunları. Ama otelde kendisi kedilerin bakımını yapıyor. Kedi evleri de yapmış. Çok güzel. Sevgili dostlar, Nisan ayı itibariyle deniz oldukça sakin. Çok fazla dalga yok. Sadece kıyıya vuran dalga var. Otel iskeleden denize girmek için güzel şezlonglar yerleştirmiş. İskeleye servis de yapıyor. Ancak artı 16 şartı var. Kumsal böyle kumdan oluşuyor. İçeriye girdiğinde bu Alanya bölgesi, yani Antalya'nın doğusuna doğru gittikçe derinleşen bir deniz var. Sahili kum ama içeriye girince taşlarla karşılaşıyorsunuz. Bu şekilde bir ortamı var. Sevgili dostlar, otelde Luna Park konsepti de var çocukların eğlenebilmesi için. Böyle dönme dolap, atlı karınca, uçan atlar, sonrasında şöyle insanları çekmeden salıncaklar. Böyle güzel bir konsept oluşturulmuş. Bazı oyuncaklar ailelerle binilebiliyor. Bazılarına çocuklar kendisi binebiliyor. Bu şekilde otelin böyle bir hizmeti de var. Resepsiyondan hemen sonra artı 16 relax havuz var. Şöyle uzaktan çekiyorum. İnsanları da çekmek istemiyorum. Oldukça sessiz bir ortam. Onun da kendine ait barı var. Hemen konaklama alanlarının önünde bu şekilde. O yüzden burayı tercih etmek isteyenler, insanlar da orayı tercih ediyor. Ulaşımı da böyle küçük golf arabalarıyla sağlıyorlar odalara. İşte valizlerin taşınması vesaire. Böyle çok fazla gözü yormayan, hani yeşilin bol olduğu, çam ağaçlarının altında peyzajı oluşturulmuş güzel bir tesis. Relax havuzu farklı bir açıdan çekiyorum. Böyle yürüyüş yolları, otelin villalarının, bungalovlarının yerleşimleri ve yine peyzaj çekmek gerekirse gerçekten güzel bir ortam oluşturulmuş. Bu da otelin farklı bir açısından bungalovların yerleşimi.
Yine bungalovların farklı bir bakış açısından çekiyorum. Hemen ön taraf havuz, onun da ön tarafı deniz bu şekilde. Yani yakından çekmek istemiyorum. Çünkü insanları rahatsız etmek istemediğim için. Burası da herhalde +16 relax havuz diye tahmin ediyorum. Özellikten bahsetmek gerekirse her havuzun başında bir böyle havlu bar var. Hani bazı otellerde havlu bar tek noktada olur. Oradan almak zorunda kalırsın. Burada havuzun hemen önünde havlu barı var. Şezlonglar böyle çimin üzerine konumlandırılmış. Hemen denizin önünde. Aşağıda kumsalda da var şezlonglar. Ama bu şekilde çimin üzerine konumlandırılmış şekilde gayet güzel. Otelin ana binası da bu şekilde sevgili dostlar. Öyle ihtişamlı, görkemli bir bina yapı değil. Ağırlık bungalovlardan oluşuyor. Bu şekilde sade, daha konsepti az olan bir ana bina yapısı var otelin. Bu şekilde. Deneyimini paylaşmaya devam ediyorum. Hangi dönemde geldiğiniz çok fark ediyor. O dönemdeki yoğunluk, o dönemdeki misafirin işte Türk misafir mi, yabancı misafir mi, o fark ediyor. Bunlar hepsi hizmet, aldığınız hizmeti değerlendiren bir kriter. O yüzden tek bize bir şey söylemek mümkün değil. Otelin aqua parkı da bu şekilde. Çok böyle aksiyonlu, çok böyle değişik kaydırakları olan bir aquapark değil ama yine de yeterli büyüklükte bir aquapark. Şöyle. Sevgili dostlar, burası da otelin lobi barı. Böyle geniş koltuklar yerleştirilmiş. Gerçekten konforlu, rahat bir ortam. Hizmet gerçekten çok hızlı. Sevgili dostlar, otelin spa ve hamam, sauna, fitness alanı da gayet güzel, temiz, bakımlı. Havlular her yerde, havlu alabiliyorsunuz. Havlu karta ihtiyaç yok. Oldukça güzel. Tabii içeriden çekim yapmıyorum çünkü hem kullanım var şu an, misafirler var, insanlar rahatsız olabilir, çalışanlar da rahatsız olabilir diye çekim yapmıyorum. Ama gerçekten çok temiz, bakımlı, kapalı havuzu sıcak, genişliği oldukça yeterli. Gerçekten güzel, beğendim. Hani sadece söyleyebileceğim şey, kapalı havuzun etrafından şezlonglar koyunca yürüyecek alan kalmamış. O da çok önemli değil. Biraz dar olmuş ama gayet güzel. Başında güvenliğiyle birlikte, yani daha doğrusu can kurtaran sürekli orada oturuyor. Bu niye önemli? Küçük çocuklarınız olabilir. Onları biraz serbest bırakıyor olabilirsiniz. İşte kapalı havuza gitmek istiyorum anne baba diyebilir. Güvenle gönderebilirsiniz. Bu anlamda bütün havuzların başında can kurtaran bir fiil bulunuyor. Bazı otellerde böyle birkaç noktaya bakabiliyor can kurtaranlar ama burada böyle bir aksaklık görmedim. Bu detay da bu hassasiyette olanlar için önemli olduğunu düşünüyorum. Otel görevlilerinden de izin alarak çekimlerimi yapmaya devam ediyorum. Burası da ana restoran. Oldukça geniş. Böyle fazla sayıda masa, sandalye alanı var. Dışarıda açık alanda da yemek yenilebilir. Kapalı alan da oldukça yeterli. Yani kapalı alanın bütün otel kapasitesini kaldıracak genişlikte olması da önemli. Çünkü örneğin bir otele gitmiştik. Yağmur yağdı. Yağmur yağdığında bütün misafirler kapalı alana gelmek istedi ama bu defa da kapalı alan kaldırmadı. Oradaki yoğunluğu. Bu da önemli olabiliyor. Hangi mevsimde buraya geleceğiniz de önemli olabiliyor. Şöyle açık alanı da çekmek gerekirse, misafirleri çekmeden yine şöyle misafir duruyordu. Açık alanı da böyle, yani yarı açık daha doğrusu. Ve burası da tam açık alan olarak planlanmış. QR koddan menüyü okutuyorsunuz.
orada neler olduğunu görerek de sipariş edebiliyorsunuz. Tabii burası ana restoran olduğu için masaya servis hizmeti yok. Sadece içecekler servis ediliyor. Şu an bir temizlik var. O yüzden ses çok iyi gelmiyor olabilir. Çekime birazdan tekrar devam edeceğim. Şu an bir yandan temizlik var. Bir yandan öğle yemeğine hazırlık var. O yüzden izin aldığımız kadarıyla çekimlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Gerçekten temizliğe de çok önem veriliyor. İşte çalışmalar devam ediyor. Yiyecekler ve yiyeceklerin isimleri yerleştiriliyor. Şimdi buraya yemekler varken de çekmek isterdim ama orada çok misafir müşteri olduğu için, çalışanlar da olduğu için çekmek istemedim. Sadece genel görüntüsü nasıl diye görmek gerekir diye çekmek istedim. Belki birazdan öğle yemeğinde açık büfede neler olduğunu da çekebiliriz. Sadece yemekleri çekeriz. Misafirleri çekmemeye çalışırız. O şekilde. Bu biraz da zor tabii. Bunları ayarlamak. Bu şekilde. Geniş bir hastane reyonu var. Böyle değişik katlılar. Bunlar uzun bir süre, 2'ye kadar açık. San Sebastian'lar da burada. Hani çikolata sosu da ekliyor. Fındık veya diğer şeyler de ekleyebiliyor. Tatlı büfesi bu şekilde güzel bir görsel oluşturmuşlar. Şurada da herhalde krem burle dedikleri tatlı var. Yine tuzlu çeşitlerden de yenilebilir gün içerisinde. Yeni dondurma menüsü de bu şekilde. Oldukça geniş ve hizmet sürekli devam ediyor. Bu şekilde. Şuradan makaronları da çekeyim. Çeşit çeşit makaronlar da mevcut. Burası kaça kadar açık acaba? Sabah 10'dan akşam 10'a kadar açıkmış. Yani şöyle bir işletmeyi, bir oteli tamamen değerlendirmek zor. Çünkü niye zor? Herkesin bir otelden beklentisi farklı olabilir. Şöyle ki, örneğin alakarta önem veren bir müşteri olabilir. Alakartların kalitesini, oradaki çeşitliliği, hizmeti sorgulayan bir müşteri olabilir. Bunun için bütün alakartları deneyip ve oradaki sunulan menüleri çok hakim olup ona göre lezzetleriyle, sunumlarıyla birlikte değerlendirmek gerekiyor. Bu tabii ayrı bir uzmanlık gerektiriyor. İşte servis edilen kokteylleri, içkileri, onların kalitelerini, orijinal olup olmadıklarını deneyimlemek gerekiyor. Ve ona göre bir yorum yapmak gerekiyor. Yine alakart gündüz açık olan snack restoranlarda açıkçası buradaki oteldeki açık yani snack diye tabir edilen gündüz açık olan restoranlar bile alakart restoran kalitesinde. Onları da güzel değerlendirmek gerekiyor. Yani herkesin beklentisi farklı olabilir. O yüzden ben genel deneyimlediğim kadarıyla sizlere aktarmaya çalışıyorum. Buzuki restorana gittik. Yunan konseptinde. Böyle bir balık restoranı. Oldukça eğlenceli bir restorandı. Bu akşam Çin restoranı Teppanyaki restoranı deneyimleyeceğiz. Onu da yanlış söylüyor da olabilirim. Ya. Teppanyaki orada yapılan işlemin adı herhalde. Teppanyaki restoranı demek de doğru olmayabilir. Bunu da benim cehaletime verin. Yani böyle başka bir müşteri buradaki sportif tesisleri merak ediyor olabilir. Fitness'ını, fitness'ta kullanılan cihazları merak ediyor olabilir. Benim gördüğüm kadarıyla yeterli büyüklükte, çok büyük olmayan, içerisinde antrenörü olan bir fitness'ı vardı. Hemen kapalı havuzun yanında. Yine başka bir müşteri işte tenis kortu, basket sahası gibi onları merak edebilir. Tenis kortlarında tenis raketlerinin saatlik kiralık ücretleri var.
Kort kirası yok ama raketlerin kirası var. 4 tane kortu var gördüğüm kadarıyla. Bunu paylaşabilirim. Yine şöyle ana restoranı daha farklı bir açıdan görmek gerekirse ana restoranda bu şekilde. Arkamda masa tenisi oynuyor misafirler. Onları da çekmek istemiyorum ama şöyle ağaçların arasından da görünüyor olabilir. Yine arkada bir mini market var. Şöyle şu alanda gözüküyor. Bu şekilde ihtiyaçların karşılanabileceği şekilde çok güzel bir tesis. Çok bakımlı, çok temiz. Odaların içlerini de çekeceğim. Hem aile odası hem normal odayı. Bu şekilde şimdiye kadarki deneyimlerimi böyle aktarabilirim. Benim bu otelde en çok hoşuma giden şey şezlongda bir barkod okutuyorsunuz. Oradan menüdeki ürünleri sipariş ediyorsunuz. Şezlongunuzla servis yapıyor. Bunun da videosunu dikey olarak çektim. Bu videonun içerisine onu da yerleştireceğim. O da güzel bir uygulama. Yani şunu söylemek istiyorum. Örnek veriyorum, bir otel satın aldınız. Daha doğrusu rezervasyonu yaptırdınız. Otelde diyor ki her şey dahil konseptinde. Ama burada Voyage uygulamasını telefonunuza indirerek hangi restoranda saat kaçta kaç arasında açık ve menülerini görebilirsiniz. İçkileri, kokteylleri görebilirsiniz. Yani bunları gelmeden önce görme şansınız var. Her şey dahil otel ama her şey dahil de ne olduğunu tabii ki hiçbirimiz bilmiyoruz. En azından bu barlarda, işte restoranlarda, sineklerde, alakartlarda hangi menülerin olduğunu böyle görebilirsiniz gelmeden önce diyelim. Bununla birlikte 24 saat açık bir restoran var. Alakart kalitesinde. Bonfile servis ediyor. Kuzu pirzola servis ediyor. Onun dışında işte Karadeniz pideleri, kavurmalı pideler, işte ne bileyim lahmacun, tost vesaire, balık tarzı ürünleri 24 saat boyunca açık. Rezervasyonu gerek olmaksızın servis ediyor. Bu da gerçekten iyi bir seçenek. Onun yanında pastane var. Pastanede de gerçekten güzel ürünler var. San Sebastian'ı sürekli ikram ediyor. Öyle bir saati yok, kısıtlaması yok. Dondurma yine 24 saat dondurma servisi yapıyor. Onun dışında dondurma ve o pastane 24 saat değil ama sabahtan gece 12'ye kadar açık. Bu şekilde söyleyeyim. Makaronlar, çocukların sevdikleri farklı tatlılar. Onların da çekimlerini yapıp videonun bir köşesine ekleyeceğim. Şimdilik paylaşacaklarım bu kadar. Olumsuz herhangi bir şeyle şu ana kadar karşılaşmadım. Ha, bir de şeyi bahsedeceğim. Kişisel asistan hizmeti var otelde. Yani bir asistan sizin için yapılması gerekenleri sizin adınıza yapıyor. Örneğin odanızda bir tıraş seti bırakılmamış. WhatsApp'tan yazıyorsunuz bıraktırabilir misin diye. O bıraktırıyor. Yani WhatsApp'tan yazmanıza gerek yok. Direkt birebir görüşerek de bunu konuşabilirsiniz. Veya örnek veriyorum, alakarta rezervasyon yaptıracaksınız. O sizin adınıza yaptırıyor. Veya odanızda işte herhangi bir havlu, bornoz vesaire. Yani asistan işte adı üstünde. Neye ihtiyacınız varsa ister yüz yüze, ister WhatsApp'tan yazarak veya ister telefonla konuşarak çözülebilecek bir şey varsa kişisel asistan da bunu size sağlıyor. Şimdilik deneyimlerim bu kadar. Video çekimlere devam edeceğim.